Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. This is Metro FM. Günaydın, günaydın, günaydın efendim, günaydın. Canımın içi günaydın, günaydın bir tanem. Uykunu aldın mı hayatım? Kahvaltını ettin mi? Neredesin, yolda mısın yoksa iş yerine vardın mı benim güzelim ha? Ne vereyim ben güzel abime? Bir tanecik koç abime ne vereyim, şahbazıma ne vereyim? Aragazım yeni çıktı güzel abim, tazecik istiyor musun ha? Bak içine Pascal Numa var, Kadir Çöptemir var. Bir alan bir daha alıyor, müşteri memnun abi, spesyalimiz abicim. Benim güzel abim yeni güne başlıyor, çıtır çıtır yesin Aragazı, ne vereyim ben? Kadir. Ne? Efendim, efendim, efendim. Pascal. Ne olur ya? Değişik bir açılış deniyorum da Pascal. Yeni bir tarz yaratmaya çalışıyorum canım. Ne tarzı ya? Bu ne be? Esnaf lokantası garson tarzı açılışı bu. Ona çalıştım. Nasıl oldu sence? Sanki olmadı. Abi. Benden sana arkadaş nasihat. Daha iyisini yapamayacağın hiçbir şeyi eleştirmeyeceğim bak. Buyur açılışı sen yap. Buyur bakayım. Ben sustum abicim. Sen yap açılışı. Tamam. Günaydın abi. Ara gaz başladı. Ben Pascal. Abi bak edeyim. Bu mu yani Pascal? Kısa bir net. Yavrum e-mail subject'i miyiz la biz? Ha? Niye ne? Kısa ve net oluyor? Dallandırıp budaklandır, açılış bu. Değişik vurucu bir giriş yap ya. Abi ben öyle yapamam. Bak bir iş nasıl başladıysan öyle gider. Girişi iyi yaparsan sonrası da iyi olur. Hızlı olacaksın, dinamik olacaksın. Ama Kadir ya, bazen var ya, yavaş Pascal diyorlar. Yavrum aynı şeyden bahsetmiyoruz ki ne? Neyse. Daha sonra ne diyorlar? Durma. Devam et. Allah Allah. Trafik polisi mi bu ya? Kim diyor durma devam et diye? Yok ya. Polis değil bir ya. İç mi vardı? Daha sabah sabah. Dakika bir gol bir. Muhabbetin içine turşuyu sıkma. Sordun ya abi ya. Ya ne diyorsun abi sen? Programa girişten bahsediyoruz ya. Ya pardon pardon. Allah Allah. Sen ne anladın? Söyleyeyim. Tiksinirsin. Peki tamam, vatandaşın alt çizgisini ver Pascal. Uzun zaman oldu galiba, bilmiyorum, vermedik. Krizi tutmuştur milletim. Askışki, askışki. Yavrum combo yap. Askışki, askışki, askışki. Selamın aleyküm diyerek efendim biz de başlayalım. Yani demek istiyor ki bizim Twitter adresimiz diyor. Pascal alt çizgi Kadir demek istiyor efendim. Evet. Ondan sonra selamın aleykümünü isteyeni de ver. Şimdi onu isteyen de var. Şimdi dinleyicimize seslenelim. Arkadaşlar program interaktif olsun istiyoruz. O yüzden bize yazmanızı istiyoruz. Tabii. Manita yazar gibi. Heh. Aynı manitaya yazar gibi böyle. Nasılsın canım, çok olsun, sevgilin var mı falan diye yani. Kadir bu program var ya, zivanadan çıktı. Pascal. Bu sabah sen Kürt böreğini fazla kaçırdın, bak söyleyeyim. Bünyedeki bütün kan midede toplandı. Beynine gitmiyor, onun için zivanadan çıkıyor program. Evet ya, o neydi be? Kamyon tokozu gibi. Yani bize yazın derken efendim, mail atın. Ne bileyim tweet atın, yapın bir şey diyorum ya. Özellikle bahsetmemizi istediğiniz bir şey varsa, bir evet. Sorununuz vardır, bir sorunuz vardır, bir şey vardır. Biz girelim, biz bahsedelim, öyle mi Pascal? Evet abi, işimiz ne ya? Yazın, cevap veriyorum. Bak size mesela senin en tarihsi hım hım yer türküsü fırtına gibi esti internette. Aa, sağ olsun abi. Layık olmaya çalışıyorum. Ya yoğun bir şarkı türkü talebi var Pascal. Derin deriz. Aciliz yok. Doğru, buradayız. Allah ömür verdikçe değerlendiririz. Ver yavrum tweet adresimizi tekrar. Pascal, askışgi Kadir ve metrofm@metrofm.com.tr. Evet, bu da mail adresimiz. Ondan sonra alt çizgisini de verdik, vatandaş rahatladı. İnşallah. O zaman herkese hayırlı işler, bol gülüşler diyoruz. Günün güzel geçmesini temenni ediyoruz. Allah ayağınıza daş değdirmesin diyoruz. Amin. Yapıştırıyoruz şarkıyı, başlıyoruz. Hadi bakalım. Aragaz. Erken kalkıp yol alan program. Aragaz. This is Metro FM. Bak Pascal, hemen tweet geliyor, görüyor musun? Kim yollamış? Teoman. Siftah senden, bereket Allah'tan Teo. Evet ya. Teo diyor ki, abi diyor, benim patron şeker gibi adam ama son günlerde aksi
burnundan soluyor, ne oldu buna diyor. Ne bileyim ben ya. Para yoktur. Aa, öyle deme Pascal, bunun cevabı basit ya. Ne peki? Ya şimdi yılda iki kere asabileşir patron dedi. Bir yılbaşında, bir de Mart-Nisan aylarında. Çünkü yılbaşında çalışana zam yapacak. Doğru. Mart-Nisan'da da vergi ayları. O zaman bir sinir çıkar bunun, asabileşir. Teoman, para gidiyor oğlum. Evet, şimdi kendini patronun yerine koyacaksın. Bizim yaptığımız iş önümüzdeki sene değişecek mi? Daha çok saat yayın yapacak mıyız misal? Yok. Ama aldığımız maaş artacak. Şimdi bu açıdan bakınca patron da haklı. Ama abi enflasyon var ya. Kardeşim memlekette enflasyon mu kaldı? O eskiden de o ya. Ben %120 enflasyon görmüş adamım ben. Şimdi diyorlar ki önümüzdeki yıl enflasyon beklentisi %7 diyorlar. Ben böyle bakıyorum abi. %120 gördüm ya. Ya Kadir, nasıl yaşıyordunuz? Evet abi, o günlerden geçtik. Sağ salim geçtik. Nasıl yaşadık bilmiyorum ama yaşadık Pascal. Şimdi senin patron aksi Teo. Okey, çünkü zam zamanı. Sen ona yor bunu. Ha desen ki abi, güzel bir zam koparmak için ne yapmalıyım? Bak bu daha makul soru. Bak bu önemli konu. Söyle bakayım Kadir. Ya bu da futbol gibi Pascal. Kadroya girmek için ne yapıyorsun top oynarken? Antrenman. Çok çalış. Ya işte o zaman futbol gibi bu da abi. Ne kadar çok çalışırsan patron için o kadar çok zam mı hak etmiş oluyorsun. Akıllı bir maaşlı çalışan zam için Ağustos ayında, Eylül ayında bence çalışmaya başlar. Yani vites yükseltir Eylül'den itibaren. Ne yapar mısın? Ya patrona yağ çekme sanatına biraz gireceksin. İnce bir sanat, yetenek ister. Öyle herkes mi? Yapamaz tabii. Söyle bakayım, söyle söyle. İncelik söyle. Bir kere bak şimdi. Hı. İlk önce bir çalışan olarak sana gelen bütün takdirleri yöneticine ya da patronuna yönelteceğim. Yani o vardı da yaptım falan diyeceğim. Vay çakal ya. Bir de patrona yağ çekme konusunda büyük bir hata yapılıyor. Neymiş o abi? Aynat bizi. Estağfurullah, estağfurullah. Özellikle beyaz yakalı çalışanların yaptığı büyük hata şu. Toplandılarda falan patron bir konuda görüş bildirip de bu konuda daha iyi fikri olan var mı diye soruyor. Oradan birisi lapin gibi atlıyor kendini göstermek için. Benim var. Atlama kardeşim, bu tuzak soru. Gel vay, gel yapıyor patron. Vay Kadir, yemin ediyorum ya. Şeklen sonunda. Estağfurullah kardeşim. Burada önemli olan şu. Patron eğer sizin ona yağ çektiğinizi hissediyorsa demek ki kötü yağ çekiyorsun. Yağ çekeceksin ama hissettirmeyecek. Sen öyle misin? Valla benim patronlarım kendisini Yunan tanrısı gibi hisseder. Çok ince bir yağ çekerim ama böyle yağ çekiyor gibi gözükmem. İzam gidiyor mu? Yahu evini arabasını üstüme yapan patron oldu Pascal ya. Kadir be, bana da öğretme. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yavrum, her şeyi öğreteceğim sana. Sen çamurlu bir topraksın. Senden bir sanat eseri, heykel çıkaracağım Pascal. Ağla razı olsun usta. Ya o onu yemezsek canım, o kalır da o lazım çünkü daha. Aragaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. This is Metro FM. Rihanna Diyarbakır'a mı geliyor Pascal? Ne bileyim ben ya. Abi sen Rihanna'yla samimi değil misin? O yüzden soruyorum ben sana. Dün konuştum. Bir şey demedi. Sen dün Rihanna'yla mı konuştun? Evet. Tango'da. Kamera açtık. Tango'da kamera mı açtınız? Rihanna'yla sen? Evet abi. Sabaha kadar konuştuk. Bir şey demedi. Rihanna'yla sabaha kadar ne konuştunuz ya? Vallahi ben sormaya korkuyorum Pascal. Ya aynı ya. Küçük yaramazım oğlum ya. Sana o mu ya dedi, sen mi dedi? O dedi ya. Rihanna sana tango'da benim küçük yaramazım ol mu dedi. Evet. Oldun mu? Hem de nasıl. Çok afacan. Arkadaş, ikrah ettim bu iğrenç ilişkiler ağında. Yeminle ikrah ettim. Yeterin artık ya. Yeterin ya. Ya iki insan oturup karşılıklı tango'da, WhatsApp'ta, ne bileyim bir Viber'da muhabbet edemiyor mu ya? İnsan abi, gibi ya. Abi ediyor. Ama kamera açana kadar. Her şey olur. Kamera açıyorsun. Aslında sen de haklısın. Kamera açınca libidosu coşan insan modeli var ya. Bunu inceleyelim bir ara seninle. Kesinlikle. Verin de misin? Peki konuştunuz mu? Rihanna Diyarbakır'a gelecek miymiş ya? Yok be abi. Nereden çıktı ya? Türkiye'ye birçok şarkıcı, müzik grubu falan getiren bir organizatör var. Erdem İpekçi. R&B ve pop şarkısı Rihanna'ya Diyarbakır'da konser vermesi için teklif götürmüş. En güzel. Süper olur valla. Bir gece bende kalır. Abi kesin kalır ama bir arayalım, soralım. Bunun aslı var mı? Astarı var mı? Rihanna Diyarbakır'a gelecek mi efendim? Ha? Sor ya abi. Haber ya. Ben ne arayacağım abi? Sen ara aslında. Küçük yaramazı falan oluyormuştun ya. Tamam. Arayayım. Cıvıtma. Aman. Dur. Çarıyorum.
Alo. Rihanna. Ne haber ya? Selamun aleyküm. Yanıcım ya. Askici. Bu ne lan? Sen benim lafımı söylüyorsun, ben seninkini söylüyorum askici. Tövbe tövbe ya. Dur ya. Bizi ver ya. Kes telefonla. Buyur hadi. Alo. Rihanna. How are you my pumpkin? Pumpkin nedir? Çok affedersin ya. Balkabağım ya. Sizin aşkınıza s**eyim ben. Bir kadına balkabağım mı denir ya? Kadir. O Avrupa'da böyle ya. Ya arkadaş, bir de Türk erkeğini beğenmiyorsunuz hanımlar. Görüyorsunuz ya. Üstelik bu Avrupalı'nın Fransız soyundan ya. Göğe yontulmuş ince adam. Balkabağım diyor kadına. Yatın kalkın gülüm balım bir tanem bülbülüm diyen Türk erkeğin kıymetini bilin ya. Ya bir Kadir. Bir sus ya. Kız bekliyor ya. Alo. Rihanna. Yok canım. Kadir burada. Yok ya. Kadir inanır değil. Çetin Çalı mı? Şşt Kadir. Kadir Çetin Çalı kim ya? Ya Galatasaray muhabiri var Doğan Haber Ajansı'nda, onu mu diyor? Ha, ne bileyim, dur. Alo Rihanna. Yok yok. Çetin Çalı değil. Çöpdemir. Bana bak. Rihanna denen o cife. O iffetçisi kırık zennube. Kadir Çetin Çalı'yı biliyor da affedersin Kadir Çöpdemir'i bilmiyor mu bu? Ne bileyim ya? Bilmiyor ya. Dullama. Dullama ne be? Yani dallamanın dişisi diyeyim ben sana. Ya bir sus ya. Alo Rihanna. Evet. Kadir dedi. Sana dedi. Efendim? Kadir. Rihanna var ya. Manisi varmış. Sana söyleyecekmiş. Versin. Versin. Maniyi versin. Onun ağzını burnunu yırtacağım onu. Dur. Evet. Evet Rihanna. Kadir. Diyor ki. Kalk gidelim adiyin. Anlamıyor ne diyin. Pascal Soli akıllı olsun. Aklını alır mı Kadir'im? Bana mı dedi? Vallahi evet ya. Sana cevap ya? Vereceğim lan. Cevap ver, vereceğim ver. Oğlum. Rihanna. Bir saniye. İşte geldi kış mevsimi. Tutamıyorum ben nefsimi. Bir laf ederim üzerim. Bozarım senin feysine. Alo Rihanna. Duydun mu? Canım duydun mu? Sana dedi. Evet. Kadir dedi. Ya evet ya. Sorma ya. Ben de sevmiyorum ya. Ne yapayım? Ekmek parası ya. Çalışıyoruz. Ya ne galaktersizsin sen arkadaşım ya. Anında satıyorsun beni değil mi bir karı görünce? Ya bir sus ya, bir dakika ya. Rihanna bu Kadir var ya. Evet. Çocukken. Çok ezermiş. Üstüne geçmişler. Biraz da bir. Arkadaş koynumda yılan beslemişim ben. Sen ne bir pislikmişsin sen ya. Evet besledin. Kobra. Allah Allah. Alo canım ben sana döneceğim. Gece ya saat 11 gibi. Tamam. Tongo açarız. Tamam. Hadi. Kiss to hold your body baby. Yazıklar olsun şerefsiz. Yazıklar olsun. Bir ebony için beni sattın be. Kadir. Sen ne dedin? Champ kanalı yaparken her türlü salla. Karizma yap dedin. Ya, demedim mi? Ya kardeşim öyle dedik de yanımda mı salla dedim ya. Ha, ben de sallıyorum sana ama arkadan sallıyorum en azından. Ne diyorsun? Affedersin ben olmasam gümüş suyu yokuşunda laylon serip Afrika biblosuyla çakma saat satardı. Elinden tuttum da zombiyi adam ettim diyorum Allah'ın kara marsızını diyorum. Allah belamı vermesin. Bu ne mi dedim? Değil. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. This is Metro FM. Dünyada 2013 yılının en iyi 10 futbolcusu seçilmiş. Ben var mı? Yoksun. Ama demişler ki Pascal Numa o kadar büyük bir topçu ki demişler. O listeler üstü bir isim demişler. Ona bir derece veremiyoruz demişler. Yani o kadar demişler Şokella gibi topçu demişler senin için. Tabii oğlum. Adamlar anlıyor. Anlıyorlar da. Dünyanın en iyi futbolcusu bu. İlk onu açıklıyorum yani. Birinci sırada Messi seçilmiş. Ne diyorsun? Evet. Abi çocuğun var ya. Kumaşı iyi. Kumaşı mı iyi? Abi adam futbolu değiştirdi la. Devrim yaptı hala kumaşı mı iyi? Ne kumaşı oğlum bu? Ya Kadir. O çocuk var ya. Ben de olaysaydı felaketti. Allah Allah. Büyük topçu ya. Messi seninle oynasa, senin yanında yetişse şu anda da manita kesiyor olurdu. Açık söyleyeyim. Sağda çalım atacağına dans pistinde zargana gibi kıvranıyor olurdu. Bereketli senin yanında yetişmedi Pascal. Doğru ama o da lazım. Neyse. Dünyanın ikinci en iyi futbolcusu Ronaldo'ymuş. Ya yok be. Kadir. O herif var ya. Balon. Harbi mi? Ben var ya. Arisa da unutmam. Ronaldo'yu halı saha takımına almaz mısın sen? Evet. Niye abi? Abi oynar parayı vermez. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de öyle bir izlenim bırakıyor bu Ronaldo. Satışçı bir tip gibi. Değil mi? Ama Kadir bir esnaf tipi var ya. Böyle çeki vardır demez.
Onun gibi ya. Öyle bir tip. Yani Ronaldo çeki dönen çakal esnaf tipi mi diyorsun? Evet ya. Ödemez. Abi o kadarını bilmiyorum. Biz mahallede Ronaldo gibilere ağlamış surat derdik Pascal. Doğru. Ağlamış surat. Hayır, mahallede topa abanır da top yokuştan aşağı katınca kaçınca gidip almıyor ya. Atan alır harbisi biliyorsun. Yok bilmiyorum. Öyle mi? Abicim mahallede top oynarken topa vurdun mu? Vurdun. Top gitti bahçeye kaçtı mı? Kaçtı. Ya da yokuştan aşağı kaçtı mı? O zaman topa kim vurduysa gidip o alır. Atan alır kuralı bu. Güzelmiş bir. Bunu Süper Lig'de de mi uygulasak Pascal be? Nasıl? Hani top toplayıcılar var ya. Toptacı out'a çıkınca topu atıyorlar sahaya. Evet. Onlar kalksa çocuklar mesela. Onlar dinlense maçı seyretsin. Onlar da gerçi genç topçular da. Topu atan futbolcu gidip attığı yerden alsa. Ha? Süper fikir. Federasyonu söyle. Evet abi. Üçüncü en iyi topçu Zlatan İbrahimovic'miş. Kadir. O çocuk var ya. İyi çocuk. Aynı benim gençlik. Gençlik mi? Abi adam 35 yaşında. Göğsünün kılı enginar çiçeğine döndü. Hangi gençlik? Kabiliyetli olan. Peki Pascal ben sana şunu sorayım. Sence dünyanın en iyi futbolcusu kim? Ha? Zor bir soru tamam ama kim? Zor değil. Kolay abi. Söyle mi? Söyle. Übeydullah Uraz. Übeydullah Uraz mı? O kim ya? Abi bu çocuk var ya. Zehir. Çorum Spor'da. Orta savunuyor. Messi. Allah Allah. Arkadaş sözün bittiği yer burası ya. Übeydullah. Adamı mısın? Übeydullah. Allah Allah. Aragaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. This is Metro FM. Sevgilisine kızdı, cep telefonu yuttu. Çık çık şunu. Abi onu okuyacağız abi, haber yeni geldi önüme. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir genç kız tartıştığı sevgilisine vermemek için cep genç kız. Gırtlağa bak. Deep Throat. Deep Throat. Severim severim. Deep Throat serisini seyrettin mi? Yok. Deep Throat biliyorsun değil mi? Yok. Lan bana ne dalga geçme, Deep Throat bilmiyor musun? Ne abi ya? Seks mi? Abi Deep Throat. John Holmes duydun mu John Holmes? Kornacı. Kornacı mı? Holmes. John Holmes. Evet kornacı. Kornacı ne bu? Soyadı Horn. Korna demek. Holmes evet. John Holmes. Allah senin belanı verdi. Tamam tanıştık. John Holmes'un başlattığı Deep Truth sonradan bir sürü versiyonu çekilmiştir. Çok önemli. Bilenler bilir. Detay vermeyeyim. Ver. Çok önemli bir filmdir. Benim arşivimde vardır. Aslında bu yedinci sanata meraklı olan herkesin arşivinde özellikle John Holmes'un oynadığı Big John derler ona. Öyle mi? Neyse. 28. Telefonu gel. 28 biliyorsun. Nasıl misin? Öldüğü zaman Amerika'da hayranları özel altın bastılar ya. Adası vardı adamın öyle söyleyeyim sana. Sinema oyuncusu. Öyle mi? Aktör mü? Büyük aktör. Ya büyük 28 diyorum ya. Büyük aktör. Ne diyorsun? Çok hiç seyretmedin mi John Holmes filmi? Yok abi. Big John lan Amerika'nın medar iftarıdır ya. Abi. Ama bir şey söyleyeyim seyretme. Onlar beni görmemiş. Ha, benim de aktörlüğüm iyidir diyorsun. Tabii. Doğru sen de. Hatta yeni filmin çıkacak değil mi şimdi? Evet. Montaj. Montajdan. Montaj yapıyor. Montaj. Neydi filmin adı? Battı balık yan gider. Ya doğru söyle be. Vallahi yapıyor. Ay filmin ismi ne abi? Delisin. Delisin mi? Evet delisin. Evet delisin. Çıkacak olan filmin. Ha anladım. Deep Throat. Derin gırtlak. Neyse evet efendim. Kadir telefonu. Cep telefonu yutmuş. Bunu Spring polisine bu sabaha karşı saat 4'te bir ihbar gelmiş. Telefon eden kişi kız arkadaşının nefes almakta zorluk çektiğini söylemiş. Harekete geçmiş. Boğazına bir cep telefonu takılmış halde 24 yaşında bir kız bulmuşlar. Erkeğin telefonu istediğini kız arkadaşı vermemek için yuttuğunu öğrenmişler. Genç kızın sağlık durumu kritikmiş ancak polis türün ilk örneği olan olayla ilgili soruşturmayı kapatmış. Yutulan telefonun markası da belirtilmemiş. Ya bir defa şimdi bir şey söyleyeceğim. Ha. Şimdi bir dönem çok küçük telefonlar vardı. Evet ufacık. Askerde. Ha, onlar kolay. Onu yutarsın. Yıparsın, s**tarsın. Onu her türlü ama şu andaki smartfonlar, akıllı telefonlar gayet büyük. Hele bir marka var kocaman onun evet. Şeyi. Neyse bereketli zamanda yetişiyor Fat. Teşekkür ederim. Pardon. Ondan sonra onu yutunca nasıl çıkarırsın bilemiyorum. Çok büyük oluyor. Hayır onu da çıkartıyorsan zaten dünyayı ye. Evet. Dünyayı ye çıkartırsın. Ha, demek değilmiş. Ki senin çok affedersin
değil, Bolu Tüneli'nin girişi. Kisi. Yani onu da çıkartıyorsan ama kadınlardan da korkulur. Ben oraya da bağlayacağım. Kadir. Kadınlardan... Hı. O çıkarsa var ya, tableti çıkar. Ya o çıkarsa PC çıkar. Hatta s*** tamamı bile çıkar. Fotokopi makinesi ya. Ya sana ne diyorum kardeşim. Bütün santralin tamamını yutar bu kız çıkartır, öyle söyleyeyim. Nasıl bir gırtlak, nasıl bir boşaltım var. Ama yani kadınlardaki şeye bak abi, gıcıklığa bak. Sen abicim yere çal, bilmem neye at, sinirlen, adamın üstüne fırlat da yutmak ne be abi. İnadım inat iki kanat durmuşlar. Bazen var ya. Bridge kasıyor. Ölüyorum be. Sen. Evet. Oğlum sende mağara gibi ağız var lan. Nereye kaçıyorsun? Öyle deme ya. Öyle deme ya. Ha, pirincin kökü bütün tarla mı kaçıyor sana? Ya? Yok. Tane. Bir kilo. Ha, bir kilo. Çok, pilav çok sever bu. Severim ya. Abi Yungur. Bir şey soracağım. Sor. Genelde zenciler, özellikle Amerikalı kökenler olanlar da öyle ama Avrupalılar da öyle. Pilav seviyorlar değil mi? Pilav ve tavuk. Tavuk ve zenci pilav. Zenci çok seviyor. Çok sever. Çok. Pilav. Evet. Şimdi tavuğun şeyini biliyorum. Kökenini biliyorum pilavında. Neden? Aslında özellikle köleliğin olduğu zamanlarda mesela biz şimdi yiyoruz ya, bir takım markalar var. Hani bir şeye bulanmış, evet. Soslu balık. Evet. O çok besleyicidir biliyorsun. Adam hemen doyurur. Şimdi herkes anladı. Hani fried chicken diyorlar. Fried chicken, evet. Ama markaların ismi de... Dur söyleme markayı. Ya lavuk ya. Özür dilerim. Pardon. Fried chicken. Marka ayrı. Fried chicken nereden çıkmış abi? Nereden? Abi kölelik zamanında atalarını öküz gibi çalıştırıyorlar. Bütün gün, günde 18 saat çalıştırıyorlar. E tabi adam 18 saat çalışınca iyi beslenmesi gerekiyor ki ertesi gün de 18 saat çalışsın. Onun için uyanık o güneydeki beyazlardan birisi, ki bir markanın da yüzüdür yani. O bunu... Allah'ım! Aynen öyle. Ondan sonra buluyor bu şeyi ve bunu yediriyor kölelere. Oo, acayip besleniyor. Sana tuttu ya. Sonra bakıyor ki lan bunlar hamum yiyorlar ya. Bu zenci marsıklar. Ya. Lan biz de yiyelim diye. Ondan sonra bu marka. Yani kölelerin beslenmesinde kullanılan bir şeydir fried chicken. Beslenmesi çok ağırdır ona. Ben de severim. Baba ama bu çok güzel. Ne? Fried chicken çok iyi ya. Ben çok seviyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Fatih, her şeyden önce seni kutlarım. O kadar zamanında giriyorsun. Fatih'in eli bip düğmesinde. O kadar zamanda o bip'i basıyorsun ki. Yemin ediyorum patronla konuşacağım. Bu yılbaşında sana ekstra bir şey yapması lazım. Şu programı sen kurtarıyorsun oğlum. Bugün Fatih bizim prodüktörümüz olmasa. Yemin ediyorum çok biz. Bak bize ceza uygulamayı bırak. Biz şu anda ömür boyu hapis cezası almış metriste yatıyorduk yani. Allah'a şükür Fatih ve Fatih'in sol ve sağ barınağı o kadar iyi çalışıyor ki anında biplerle ortalığı. Ağzım daha yakınıyor. Vallahi billahi. Aragaz. Geç yatıp erken kalkan program. Aragaz. This is Metro FM. Kaynanasını satan damat. Ne? İngiliz Steve Owen'ın dırdırından bıktığı kaynanasını internette açık artırma sitesinde kullanmış. Satmış mı? Efendim, kullanılmış diye tarif ederek satışa çıkarmış. Alan kim? O belli değil. O belli değil. İşsiz olan 42 yaşındaki Steve Owen, 50 yaşındaki kaynanası Karen Allen'ın fotoğrafını koleksiyon ve tuhaf şeyler başlığı altındaki listeye satılık kaynana olarak koymuş. Bir sterlinden başlatmış açık artırmayla. Kadir, bu site var ya. Neredeyse aynı yaşta. Ondan sonra da kaynanasıyla geçinemiyor. Sen demek ki benim kaynanasını... Tabii demek ki çok taze bir kız aldı Steve, değil mi? Evet abi. Bir de bazı İngiliz geçmez, bir bakmak lazım o fotoğrafa. Bir sterlin ucuzmuş ha. E alsın. Ben ne alacağım, sen nefes alan, yaşayan, efendim hareket eden her şeye karşı. Allah aşkına ya. Bir sterlin ne olur, o kadarı da ver. Beraber gidelim. Danaya mı giriyoruz abicim, affeder. Niye ya? Kurban da girdik. Yavrum kurban da girelim de alt üstü bir sterlin. Sen al paketi buraya getir, açalım paketi. İcabında ne olur köşede kıyıda durur, bak bilmem bir bakalım. Şunun bir fotosuna motosuna bakalım. Böyle peşin hükümlü olmayalım diyorum ben ya. Kadir. Ben. İngilizce var ya çok içer. Öyle mi? Tabii abi. Biri veririz 10.000 gider. O zaman ne alacağız abi? Aman be, ne bir sterlin. Zaten ucuz etin yahnisi diye bir şey vardır ya. Kalsın ona. Yok istemiyor. Ama efendim böyle daha taze, içmeyen efendim. Yok. O yok ya. Hüneri yok. Neyse, o olsa bile hüneri elinde, eteğe belinde birisi olursa hani bu sitelerde falan, onlara bir gözü kulağı açmak lazım değil mi canım? Evet.
Aragaz. Digigal. Her an Pascal çıkabilir. This is Metro FM. Sevgilisinin alışveriş ısrarına dayanamayan adam intihar etti. Eyvay vay. Kız arkadaşının alışveriş yapmaya zorladığı erkek AVM balkonundan atlayıp intihar etmiş. Çin'in Jiangsu eyaletindeki Shuzhou kentinde meydana gelen olayda 38 yaşındaki Tao Isao alışveriş merkezine 5 saat gezdikten sonra kız arkadaşına sıkıldığını, eve gitmek istediğini söylemiş. Kız arkadaşı alışverişe devam etmek istemiş. Başka bir mağazaya girmeleri için ısrar etmiş. İfadelerinde çiftin eline taşıyabildiğinin daha fazla poşet olduğu belirtiliyor. Ondan sonra bir ayakkabıcıya girmek için ısrar etmiş. Efendim, tartışmışlar. Tao elindeki poşetleri yere fırlatmış. Kendisini 7. kattaymış o bulundukları yer. Oradan boşluğa bırakmış. Ölmüş mü? 7. kattan düşmüş diyorum. Pascal. Adam kafayı yemiş. Abi acaba kendini atmak yerine yengeye atsa daha mı faydalı? Evet olsun? Abi. Karı at ya. Hayır, kadına da iyilik olurdu bu. Çünkü alışveriş evet. Alışveriş. Torbalara da at. Ya ben çok iyi alışverişimdir. Bellidir. Evet. Yani hemen beğenir alırım. Gereken böyle 1000 saat dolaşmam hedef. Az ve öz ha? Az ve öz demesek bile. Pahalı ya. Yani az ve öz demesek bile yani hemen tıklı. Ama bazı hakikaten kardeşim 5 saat 4 saat AVM'de dolaşan var abicim. Ne yapıyorsun? Sen o kapalı ya? Ortamda o kapalı ortamın enerjisini nasıl keyifle 4 saat dolaşıyorsun Allah bilir aşkına ya. Tövbe tövbe. Al işte ya yenge gül gibi Tao. Adam ölmüş. Yani. 7. kattan yalnız Tao da biraz içeriden sorumluymuş herhalde. Yani karı alışverişe ısrar etti diye insan kendini 7. kattan atar mı abi? Atar. Ne kalır? Allah muhafaza abi. Ben böylesiyle karşılaşmadım. Karşılaşmak da istemem. Ama hakikaten korkunç bir final. Onun için buradan içimizdeki yengelere, eniştelere fazla ısrarcı olmayalım. Bak, adamın kafa yemiyor. Bak Allah muhafaza atıyorlar kendilerini 7. evet. kattan diye. Aragaz. This is Metro FM. Takımını değil eşini sev. Sev tabii. Bir araştırmaya göre erkekler tuttukları futbol takımına karşı besledikleri ve vefa ve fedakarlık duygularını eşlerine karşı da beslemiş olsalardı boşanma oranı %50 azalırdı diyor. Erkeklerin doğru. %94'ü ne kadar kötü durumda olursa olsun tuttukları takımdan vazgeçmiyormuş. %52'si iyi gitmeyen bir evliliği tereddüt etmeden bitiriyormuş. Güzelmiş. Allah Allah. Mesela erkeklerin 1/4'ünden fazlası futbola karşı tutkuları için büyük para borcu altına girmeyi göze alabiliyorlarmış. Erkekleri tuttukları takıma karşı sadakatleriyle eşlerine karşı sadakatlerini karşılaştırılmış. Ondan sonra eşlerine karşı göstermiş oldukları sadakatin daha zayıf o. Ama şimdi abi çok özür dilerim. Ben Fenerliyim, sen Beşiktaşlısın. Bunlar 100 yıllık camia. Bunu nasıl satacaksın ama yani abi, yengelerin biri gidiyor biri geliyor abi be. Değil mi? Fener'in biri gidip Fener gidip yeni bir Fener mi geliyor canına yandım? Abi ne derler? Ne derler? Bir din bir takım. Değişmez. Değişmez abi. Yani ev değişir, iş değişir, arkadaş değişir. Her şey, her şey. Giydiğin elbise değişir, hanım değişir, araba değişir. Ama takımla bu bir tane Fener bir tane Beşiktaş var. Misal yani 100 yıllık kökü var. Bunun nesini değiştireceksin abi? Değil mi? Tabii bu boşa bir araştırma olmuş. Ha belki bu şu söylenebilir erkeklere. Ayılık yapmayın biraz takıma gösterdiğiniz muhabbetin yarısını... Yengeye de gösterin denebilir ha. O ayılığa karşı bir önlem. Onu da yapın. Onu da yapın. Evet Kadir. Sen Beşiktaş mı olsana? Abi yanlarım ağrıyor be. Para versin. Bak ağrı biraz geçmeye başladı. Bunu bir konuşalım. Beşiktaş'ta para nerede lan? Para mı var Beşiktaş? Ben vereceğim ya. Bak ağrım ağrı kalmadı. Bunu ilk şarkı... Ben bir şarkı çal da bunu bir konuşalım. Tamam abi tamam. Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. This is Metro FM. Abicim Twitter'da bir hashtag var seninle ilgili. Ben de. Kim açmış? Kemerburgaz Üniversitesi Beşiktaş kampüsü açmış. Burada yüzlerce öğrencinin senden bir talebi var.
Nedir? Pascal, bizi kahvaltıya götür diyorlar. Kaç kişide? 100 kişi kadar. Abi çok isterim ama memlekede mi gidiyorum? Yani? Çorum'a mı gidiyorsun? Yok, Paris. Yoksa giderdim. Yalnız Pascal, bu çocuklar bu işin peşini bırakmayacak gibi gözüküyor, söyleyeyim. Ya Kadir, Beşiktaşlı olsun, taşlanır olsun. Değil mi? He. Sana geliyormuş. Yok. Finallerden. Gelmedi abi, gelmedi. Ya Kadir, şurada var ya, Aziz Yıldırım gibi hizmet ettin, teklif yok. Evet abi. Tam tersi, tam tersi küfür eden oluyor abi. Heh, fark neymiş? İşte bu, Beşiktaş farkı. Gör bunları, gel duruyorlar. Senin için geç değil. Ne için geç değil? Beşiktaş'ı yapacağız. Gel bir ya, rahat ol ya. Tören yapacağım. Sesi görme. Nasıl Beşiktaş'ta olacağım peki? Kadir, önce amam. Bir kanacağız. Kiremit eriyene kadar. Kiremit eriyene kadar mı? Yok ya, niyeymiş o? Tövbe için. Abdest alacağım. Lan Allah Allah, şey derler öyle. Hani para için kendini satanlara derler öyle. Gidip yok, şey yapacaksın. Yok. Neyse sonra? Sonra stada gideceğiz. 7 tur. Güreceğiz. Tabii. İstiğfar için. Tövbe, istiğfar diyorsun. Oldu başka? Tabii. Sonra var ya, bardakçı baba. Full adam. Dua edeceğiz. Sonra çarşıya ineriz. Bir siyah beyaz forma. Tamamdır. Abi mason olmak istesem daha kolay. Bu ne ya? Sen bilirsin. Sende Beşiktaşlı kovaşı var. Aa, onu nereden çıkardın abi? Oğlum sen alt çocuğusun. Sokak çocuğusun. Beşiktaşlı hamuru var. Peki gel ben seni Fenerli yapayım. Yok be abi ya. Olur. Niye olmuyor abi, sen beni Beşiktaşlı yapmak istiyorsun ama? Ben senin iyiliğin için. Aman ne iyiliği. Dün taptığınız adama bugün küfür edip yolluyorsunuz. Ben nasıl Beşiktaşlı olayım ya? Ne malum bana da öyle yapmayacağınız? Kim o? Fernandez. Tükürmüş. Ama vallahi Pascal, kusura bakma. Mutlu oldum teklifin için ama bana Chelsea'den de teklif var abicim. Bir şey yapamam. Chelsea'den. Mourinho aradı abi. Ne teklifi? Abicim Mourinho arıyor beni. Kadir abi diyor. Biliyorsun diyor, Chelsea'ye hoca oldum. Kadromu kurdum, takımı oturttum. Seyirci zayıf diyor. Mourinho. Evet abicim. Gel abicim diyor. Gel diyor, Chelsea taraftarı ol diyor. Bu kütük gibi İngiliz seyircisine tribün raconu öğret diyor. Mourinho diyor. Sana dedi. Abicim IBAN numaranı verirsen diyor, sana layık değil ama diyor, şu 4 milyon dolarlık havaleyi de hesabına çıkaracağım diyor. Kabul et. Ettim zaten, niye etmeyeceğim? Chelsea tribünlerine tezahürat öğretmeye gideceğim. Pascal, özellikle öğretmem istediğim bir şey varsa söyle ama. Var. Neymiş? Portakal soyurur mu? Tadına doyurur mu? Heh, bunu öğret. İngiliz futbolunda böylece bitirelim diyorsun yani. Amam tası gülüşler var. Abicim. O nerede? Abicim İngiliz futbolu bunlara hazır değil. Hazırlayacağız yavaş yavaş Pascal, yavaş yavaş. Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. This is Metro FM. Abi Batu Alkan tweet atmış. Bana Alkan mı? Yok Batu Alkan. Banu Alkan mı kaldı abicim? Sen biliyor musun Banu Alkan'ı? Tabii ya. Afrodit ya. Vay hakikaten Banu Alkan. Bir de Oya Aydoğan. Bir neslin gençliğinin şaftını kaydırmıştır bu iki hanım. Ki niye abi? İkisiyle de tanıştık. Oya'yı da çok severim ya. Ya vaktiyle kendi çocukluk resimlerim olsun, ailemin resimlerini olsun, bunların resmine baktığım kadar bakmadım Pascal, öyle söyleyeyim. Allah. Niye baba? Ben sonra sana onu şarkı arasında söyleyeyim. Neyse. Batu Alkan diyor ki, abi bir kızı çok seviyorum. Kız güzel, uzun, sarışın, yeşil gözlü. Hı-hı. Boyum kısa. Hem de kız yakın arkadaşım, ne yapayım? Genç mi? Neden? Basket oynasın. Neden? Boy uzar. Yalan. Büyük yalan. Bütün yeni yetmeliğim boyunca boy uzatıyor diye basket oynadım. Milim uzamadım kardeşim. Basket boy uzatsa benim şimdi Kerim Abdülcabbar gibi boyum olması lazımdı ya. Abi sen yanlış anlamışsın. Ya kardeşim bırak. Gençliğin zihnini böyle hurafelerle doldurmayın. Yok basket boy uzatıyor, yok hap var alınca 35 santim oluyor falan. Ne oluyor? Yani 35 santim daha uzuyorsun, öyle diyeyim. Boy abi, uzatıyorsun yani. Abi olmayan mı düşünsün? Benim boy 1.88. Aman ya, neyse şimdi Batucuğum, bu senin durumun aslında sık rastlanan bir durum. Hangi durum? Güzel kıza sevgili olmak niyetiyle yaklaşıyorsun. Aa, bir bakıyorsun kanka olmuşsun. Aman Allah yazdıysa bu. Maalesef canım. Korkunç bir şey. Maalesef. Bir kere güzel kızla kanka olduktan sonra artık sevgili olmak zor. Niye?
yani o ne bileyim bu Celtic Rangers maçı var ya, hani ne olur alt mı yazayım üst mü yazayım yoksa 0-2 çifte şans mı yazayım falan filan gibi bir durum yani. Öyle muhabbet ediyorsun yani, o bu muhabbeti yapıyorsun, ondan sonra da ay senin o gözlerinde kaybolmak istiyorum, saçlarının rengi beni kendim olmaz doğru, öyle doğru. Yok. E Kadir, Batu ne yapacak? Batu bak 100 yılın tüyosunu veriyorum anam sana. Ver ver ver. Bak şimdi bunu baban yapmaz bu kıyak. Ataların yapmaz. Kadir abinin kıymetini bil. Şimdi sen o aşık oldun. Ama sevgili olayım derken kanka olduğun güzel kızın en yakın arkadaşıyla sevgili olacaksın. Asıl kız sana karşı boş değilse içinde anlam veremediği bir kıskançlık hissedecek, düşünecek. Acaba ben bu Batu'yu bu kıza kaptırmakla yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım? Ben buna aşık mıyım? Duygularını fark edecek yani. Kadir büyük, senin var ya ekilin lazım. Bu toplumun faydan var abi. Vezir Tonyukuk gibisin. Vezir Tonyukuk kim ya? İrtik bilgisi. Yazıdan da var. Pes. Pes Pascal. Pes. Ben Ton Yukuk gibi adamım öyle mi? Aynen abi. Ya, yani bir şey soracağım. Sor. Batuva dedin ya. Hani kankasıyla manito. Ha evet. Kıskandır. Evet. Ya erkeksen? Ha o da var tabii. Valla Batu senin zor bir hayatın olacak kardeşim. O zaman da ne yapacaksın? O adamla kanka olacaksın o zaman. Battı balık yan gider. Sevgili kanka. Sistir. Batu siz. Ne yapayım işte bir yolulacak yani. Aragaz. Aragaz. This is Metro FM. Pascal. Yaz bu. Tweetlere bakalım. Hemen al. Nick fukarası. Mutluluk 3'e ayrılır. 1 çiğ köfte, 2 çikolata, 3 aragaz demiş. Vay. Ama olmamış. Aragaz var ya, birinci olmalı. O da olacak. O da bir gün insanlık aragaz dinlemediği zaman mutsuz olacak, infial yaratacak, olay yaratacak. İnşallah abi. He. Kadir, iTunes var ya, he, birincimiş. Nasıl birincimiş? Podcast'lerde. Ha, bizim podcast'im. En çok inlenen. Ha. 25 bin. 10 günde. 10 günde 25 az. Evet. Az, abi. Az. Az mı? Önümüzdeki 10 günde o lütfen 75 bin olsun. İyi peki. Hadi hedef koyuyoruz. İndirim. Kan, A, K, Y, L, C, N, N neyse o. Abi günde 2 kez bari olsun, bir gün beklemek zor oluyor. Tabii. Günde bir kere az. Neyi abi bu? Ben anlamadım. Kaç kere olmalı? En az 4 abi ya. Abi bence bu yayın periyodundan bahsediyor ya. Sen neden bahsediyorsun? Ha, o mu ya? Tamam ya. Günde bir yeter. Ne pissin. Çalışmayı gece nasıl kaynatıyorsun? Banu Hilal diyor ki sizinle daha çok zaman geçirebilmek için daha erken kalkmalıyım diyor. Banu erken kalk. Sofranı hazırla. Kahvaltını yap. Yani iyi bir şey. Bunlar iyi bir şey. Biz de buna vesile olalım. Erken kalkan yol alır Banu. Öyle mi? Ha? Bir kahvaltı sofrasında otur, güzel güzel besin al. Ha Pascal, ne diyorsun? Tabii ha, abi. Evet abi. Fatoş Türk Yılmaz kendi kendine kahkaha atan bir tip haline geldim. Ya bu çok güzel ya. Pascal. Efendim? Kendi kendine süzülen güzel bir kuş. Ne bileyim. Böyle gönlünce çayırlarda koşan bir at. Böyle dolu dolu kahkaha atan bir insan. Bunlar güzel şeyler be. Değil mi? Ama bak dikkat ediyorum. Çok yalandan sahte kahkaha atan da var etrafımızda. Böyle pozitif bir etki yaratmak için yalandan kahkaha atıyor. Ya böyle doğal kahkaha atan da azaldı. Ha. Onu da söyleyeyim. Kadir ya. Nereye dikkat ediyorsun ya? Öyle ama abi. Gerçek kahkaha Beethoven'ın senfonisi gibidir. İnsana kadın olsun erkek olsun zevk verir. Güzel bir şey ya. Karizmaya evet. Bak ha. Efendim Türk zencisi Alpi Korkmaz insanların somurtmak için bindiği metrobüse bizim yüzümüzdeki tebessümün değil kahkahanın iki kahramanı teşekkür. Ay canım. Ay teşekkür ederiz paşam. Türk zenciliği işi ne oldu la Pascal? Devam ediyor. Evet, anladım. Camia iyi durumda mı? Abi camiada kriz var. Yani zenci camiasında mı kriz var? Evet. Askı yaptı. Niye abi? Abi çok istiyorlar. Çok talep var. Başvuru kapat. Binlerce Türk genci Türk zencisi olmak için bekliyor. Bunu çok uzun süre kapatmayalım ama Pascal. Abi ben de istiyorum ya. Ama şunu diyor. Bak Brad Pitt var ya o da başvurmuş. O uygun değil mi? Brad Pitt fari zenci olmak mı istedi? Evet abi. Ben de istiyorum dedi. Bak da bir şöyle kriterler falan uygun değil. Hangi kriterle uygun değil abi Brad Pitt'in? Boy kısa. Ha, abi Dalyan gibi adam kapılardan sığmıyor. Sonra söylerim. Anladım.
Efendim Sena Çatıkkaş yolculuk sırasında dinlerken gülme krizine giriyorum falan demiş. Çok güzel. Figen Yetiş her sabah kendi kendime gülüyorum demiş. Ne güzel. Honey Mustard sizin yüzünüzden arabada o kadar çok gülüyorum ki sağdan soldan peşime adam takılacak diyor. Film camın faturasını yollayayım size demiş. Bayan dinleyicimiz mağdur Paskal. Ne konuda abi? Şimdi otobüste yolda işte arabanın içinde gülerken millet görecek yanlış anlayacak peşimize takılacak diyor. Ondan sonra bak bir şey söyleyeceğim. Gülün. Kendinizi kasmayın. Kim sizi rahatsız ederse Paskal'la beni çağırın. Yemin ediyorum orayı basacağız. Onların aklını alacağız. Ağzını s***. Evet. 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 Bak Paskal bir kara şövalyedir değil mi Paskal? Evet. O yarın mı? Ben de pembe panter. Onlar bacımız. Onlar bacımız doğru. Paskal yavaş yavaş dükkanı toplayalım mı? Tamam abi. Hadi abi kapat. Gidiyor musun? Al Z raporunu. Güzel. Kasayı kitle. Ritmi toparla. Efendim yarın görüşürüz. Paka paka. Öpüyoruz. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.